Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ ve iğne yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Bugün size yine yepyeni bir iğne oyası modeli tanıtacağım arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde. Ara suyu ve kayanın üzerine yapılmış 3 yapraktan olan çiçeğimiz. Bu şekilde arkadaşlar ben de sizler için iğne oyasını tığa çevirdim. Ara suyunda birebir aynısı. Bu kayanın üzerine yaptığımız yapraklarımız da birebir aynısı oldu arkadaşlar. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi ara suyumuzun yapımıyla başlayacağız. Bu şekilde çiçeğimizle ara suyumuzun arasında 4 tane tığ battı mesafesi bırakıyoruz. Şimdi arkadaşlar tığ battımızın içine 2 zincirle hazırladığımız bu tığ battılarımızın içine sık iğne ile ipimi bu şekilde sabitliyorum. Bir defa tığımın başını doladım. Hemen bakın yandaki tığ battımın içine bu şekilde girdim. 1 2 ve 2. 3 seferde aldığım bir trabzan yaptım. 6 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 zincirimi yaptığım bu trabzanımın içine kirpik olarak kapattım. Bu 1. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Kapatıyorum arkadaşlar. İkinci kirpi. Tekrar 6 zincirimi çektim ve sık iğne ile buraya bu şekilde sabitledim. Evet arkadaşlar bu şekilde trabzanımızın üzerine 3 tane kirpik yaptık. Şimdi 3 zincir çekip şöyle ters tarafına çeviriyorum modelimizi. Bu yaptığımız son kirpiğimizin arasından 3 zincirimi sık iğne ile sabitliyorum. Buraya 10 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 zincirimi çekip şöyle çevirdim. 2 tane tığ battı atlayıp 3. tığ battımın içine bu artma işlemi olarak yaptığım 10 zincirimi sabitliyorum. Şimdi arkadaşlar yine aynı tekrar baştaki gibi bir defa tığımı doluyorum. Trabzan yapacağız arkadaşlar yandaki bakın bu hemen bir yanındaki tığ battımın içine bir iki iki bu şekilde arkadaşlar minik bir trabzan yapıyorum ve bu trabzanımın içine de üç tane kirpik yapacağım altı zincir kapatıyorum bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum zinciri çekerken sıkı sıkı çekersek arkadaşlar kalıp gibi duracak kirpiklerimiz tekrar ve trabzanımın arasına sabitliyorum 1 2 3 4 ve 5 yine öbürlerinin yanına kirpiğimi yapıyorum 3 zincir ters çeviriyorum yine bu son yaptığım kirpiğimin arasına sık iğne ile sabitledim. 10 tane zincir, sıkı sıkı 10 zincir. 6 7 8 9 ve 10. Çevirdim. 2 tane tığ battı sayıp üçüncünün içine bakın 1 2. 3. 3üncünün içine sık iğne ile bu şekilde sabitledim. Evet arkadaşlar bakın 3 tane kirpik bir tane 10 zincirli artma işlemi bu şekilde arkadaşlar bakın dört tane ben koydum fazla bu dört tam karar arkadaşlar sizler için ayarladım dört taneden sonra da şimdi yaptıktan sonra arkadaşlar çiçeğimizin yapımına geçelim Evet arkadaşlar 4'ü tamamladım bu şekilde 4 tamamladıktan sonra 8 tane de tığ battı mesafesi veriyoruz. 8 tane tığ battı mesafesini verdik bu şekilde. Bir zincirimizi de çekelim arkadaşlar. Ve şöyle ters tarafına çevirelim. Kayamızın yapımına başlayalım. Bakın arkadaşlar bu hemen yanındaki tığ battının içine girip buraya bir tane bu şekilde sahte sık iğne. Bir tane zincir çekiyoruz. Ve hemen yanındaki tığ battımın içine bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum bu bir tekrar iki zincir çekip bu şekilde sabitliyorum bu iki iki üç yine aynı şekilde sık iğne ile buraya sabitliyorum bakın arkadaşlar kenarda dört tane kaldı bir tanesini de kesim işlemi yaptık sekiz tane tığ battıdan 3 tane yuva yaptık bu şekilde. Şimdi arkadaşlar bunu yine bir zincirle şöyle çevirip keseceğiz. Bakın. Hemen yanındaki tığ battı ya. bir tane sık iğne yapıp kesim işlemini gerçekleştirdim. Tekrar 3 zincir. 3 olan yuvamız 2'ye düşecek bu şekilde. bir şekilde. 1 2 3 zincir. Yandaki tığ battıya girdim. Evet. Bakın yavaş yavaş azaltıyoruz. Yine bir zincirimizi çekip şöyle döndük ters tarafına. Ve hemen kesim işlemini gerçekleştirip sabitliyoruz. 3 zincir. Bu şekilde arkadaşlar. Son Dönüşümüzü iki zincir ile yapıyorum ki arkadaşlar bakın burada tığ battığımızı batmak için yani sık iğnemizi batmak için buraya bir minik iki zincirden rahat batmak için iki zincir çektim. Normalde bir zincir ile dönüş yapıyorum. Şimdi yine iki zincirimi çektim. Bakın bir alta iniyorum bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum. İki zincir şöyle bakın Buraya indim. Sıra burada. Sabitliyorum. 2 zincir. Direkt bakın arkadaşlar alta iniyorum. Bu şekilde kayamız hazır. Şimdi arkadaşlar tığ battımızın mesafesini verebiliriz. Yine dört tane tığ battı mesafesi vereceğim. Şu mesafeyi bu tarafına da vereceğiz. 3 zincir. Hemen yandaki tığ battıya. 3 zincir hemen yandaki tığ battıya. 3 zincir. Şimdi arkadaşlar buraya bu mesafesini verdikten sonra yine aynı burada olduğu gibi 4 tane yaptık buraya ve minik trabzan yaparak kirpiğimizin yapımına başlayacağız Evet arkadaşlar şimdi yaptığımız bu kayamızı şöyle tersine çevirdim buradaki zincirle şöyle dönüş yaptığımız yuvamızın içine sık iğne ile ipimizi sabitleyeceğiz buradaki iki zincirle sabitlediğim yere sık iğne ile ipimi 10 tane zincir çekiyorum şöyle sıkı sıkı. 7 8 9 ve 10. 10 zincirim arkadaşlar. Burada bakın 1 ve 2 atlayıp 3. yuvanın içine sık iğne ile bu şekilde sabitliyorum. 1 2 zincirle de şu şekilde dönüş yapıyorum arkadaşlar. Bir defa doladım yaprağımızın yapımına başlıyoruz. Buradaki yuvanın içine girip 2 2 alarak trabzan yaptım. Bir zincirim bir de yaptığımız trabzan iki tane trabzanımız. Yine bir defa doladım. Yuvaya girdim. 1 2 ve 2. 2 defa tığımın başına doladım. Yuvaya girdim. 1 2 2 2 alarak buraya dördüncü trabzanın bu şekilde yaptım Şimdi arkadaşlar 4 tane trabzan olduktan sonra 8 tane zincir çekiyorum sıkı sıkı. 5, 6, 7 ve 8. 8 zincirimi yine bu yaprağı yapmaya başladığım 10 zincirli yuvanın içine sık iğne ile sabitledim. Yine yeni yaprak için 2 tane zincir çekiyorum. Bu yaprakta ne yaptıysam yanına iki tane yaprak yapıyorum aynısından arkadaşlar. Yani bu yaprağı üçe tamamlayıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde yapraklarımızı hazırladık. Şimdi sarının nasıl yapıldığını da tarif edelim arkadaşlar bu şekilde. Yine şöyle test tarafına dönüyoruz. Bu sefer arkadaşlar tepeden değil de bu üçüncü yuvanın içinden sık iğne ile bakın ipimi bu şekilde sabitliyorum yine 10 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 10 zincirimi çektim buradaki iki zincirli yuvanın içine yeşil yuvanın içine yani arkadaşlar bu pembeyi sabitlediğim yere aynı yere bakın aynı boşluğun içine bu şekilde sık iğne ile ipimi sabitledim yine bir iki zincirimi çektim Bakın, sarıdan yuvamız hazır hemen iki zincirle yaprağımızın yapımına başlayalım bir defa tığımı doladım ve sarı yuvanın içine girdim 2 2 olarak aldım bir defa doladım Yuvanın içine girdim. 1 2 2 olarak aldım. 3 tane trabzanım 2 defa tığın başına doluyorum. Yuvaya girdim. 1 2 3 Şöyle bakın yavaş yavaş yaprağın boyutunu uzatıp bu şekilde yaprak şekli veriyorum. 8 tane zincir. 6 7 8 8 zincirimi buraya kapattım bu da arkadaşlar 5. trabzan 5. trabzanla da aşağı inmiş oldu şimdi arkadaşlar diğer aynı pembede olduğu gibi iki yaprağı da ben yapıp hemen bitişte bakalım Evet arkadaşlar 10 zincirle artma işlemleri yapmıştık şimdi onların üzerine de böyle minik kirpikler yapacağız arkadaşlar sık iğne ile ipimi buraya sabitliyorum ve 5 tane zincir çekiyorum 2 3 4 ve 5 5 zincirimi hemen arkadaşlar ister arasına girin ister şöyle yandan girin ilk olduğu için bu şekilde kapattım hemen yanına bir tane sık iğne yapıyorum yine 5 zincir 2 3 4 ve 5. Bakın sık iğnemi bu şekilde bu ortasından buraya aralıyorum. Kapatıyorum 5 zincir. ikinci kirpi. Yine hemen yeşil yuvaya sık iğne yapıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 zincir. Buraya araladığım yere sık iğne ile sabitliyorum hemen yanına koparmadan önce bir tane sık iğne yapıyorum Arkadaşlar bir zincirimi de çekiyorum şöyle arkadaşlar elinizle de düzeltebilirsiniz hemen bir zincirimi çekip yakıp geliyorum Evet arkadaşlar birebir aynısını sizlere tarif ettim elimden geldiği kadar çok güzel Yine çok zarif bir model oldu arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde. Arkadaşlar beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız videolarımızın devamı gelmesi için. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Beğenmeden geçmeyelim. Evet Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.